Hanımlar beyler, Kod Vites'in hoş geldiniz. Ben Emre. Bugünkü konumuz Player Pref sisteminde bool değişkenini kontrol etmek üzerine olacak. Hatırlarsınız bir önceki dersimiz Player Pref sistemi ile ilgiliydi ve bunlarda oluşturabildiğimiz 3 farklı değişken türü vardı. Neydi bunlar? Integer, string ve float değişkenleriydi. Unity hali hazırda bool için hazırlamış olduğu bu üçü gibi bir sistem maalesef yok. Bunu da kontrol etmek için, bu bool'u da yine kaydetmek için farklı bir yöntem kullanıyor olacağız. Integer türünü kullanıyor olacağız. Farklı bir yoldan giderek bu işlemi yapmış olacağız. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı öğreneceğiz bu derste. Bunu da anlatmamın sebebi, yani hem tabii ki bunu bilmemiz bizim için önemli, hem de ilerleyen derslerimizde bunu kullanacağımız için sonradan bunu uzun uzadıya orada anlatmak yerine bunu zaten daha önceden bilerek orayı anlıyor olacaksınız ilerleyen derslerde. Tamam. Şimdi ben burada bu önceki projemizi kullanıyor olacağım yine. Şimdi o buradaki oluşturduğumuz canvas'ın içerisinde ben bir tane buradaki toggle'ımı oluşturmuş oldum. Onu da nasıl yaptım? Canvas'ın üzerine gelip UI toggle diyoruz. Bu toggle'ımız ismini değiştirdim ben. Check dedim. Bildiğiniz tick işareti, yani doğru mu yanlış mı? Aslında bu da bir bool'dur. Zaten bu yüzden bunu kullanıyor olacağız örneğimizde. Burada bir şöyle yakınlaşalım. Bir arka planı var. Checkmark, yani bu içerisindeki, şöyle göstereyim. İçerisindeki dolgusu diyelim. Bunu istersek değiştirebiliriz ama ben bunu bu şekilde kullanacağım. Daha iyi gözüküyor. Mesela böyle olunca şöyle hemen bakalım. Buradaki is on, yani açık mı, yani true mu ifadesi. Bakın burada bir tick var. Yani bunun aynısı aslında. Bunu kontrol ediyor olacağız biz. Bool'umuz nasıl çalışıyordu? True ya da false'dı değil mi? Yani doğru veya yanlıştı. Aynı mantık. Şu an true, yani üzerine tick işareti var. Böyle yaparsam burası kalkacak, yani false 0 olacak. Bunu kontrol ediyor olacağız. Script üzerinden de yine bu toggle'ın içerisindeki is-on'a erişerek bu işlemi yapıyor olacağız. Dediğim gibi burada bir checkmark, yani işareti var. Label, yani buradaki ismimiz, ben buraya check ismini verdim. Tamam, şimdi script'imizi açalım. Canvas içerisinden save data script'imize gelelim. İlk olarak bu toggle'ımızın bir kütüphaneye ihtiyacı var. Bildiğiniz üzere UI kütüphanesi, Unity Engine UI diyelim buraya. Ve daha sonra bunun referans olarak vermemiz gerekiyor, biliyorsunuz. Serialized private toggle diyeceğiz. Bunun ismi de check olsun. Şimdi ilk olarak yaptığımız değişikliği ne yapmamız gerekiyor? Kaydetmemiz gerekiyor. Biz bunun için önceki derslerde hatırlayın ne kullanmıştık? Set kısmını kullanmıştık. Yine bunu yapıyor olacağız. Player prefs set. Bakın gördüğünüz gibi sadece 3 tane var. Hani set string int ve float'un yanında set boolean diye bir şey çıkmadı. Biz ne yapacağız burada? Integer, yani sabit bir sayıyı kullanmış olacağız. Integer diyoruz burada. Parantez açıp yine buradaki işlemlerimiz aynı. Buna yine bir anahtar vermemiz gerekiyor. Buna da ne diyelim? Check diyelim. Yine check diyelim. Tamam. Virgül dedik. Burada kontrol edeceğimiz bool değişkenini yazıyoruz. Eğer biz buraya ayrı bir bool değişkeni yazsaydık, atıyorum bu şekilde private bool, bool ismini verdiğimiz bir şey olsaydı, buraya direkt bool ismini veremeyiz. Mesela bool 1 deseydik, buraya gelip buraya bool 1'ı yazacaktık. Ancak biz zaten, bizim toggle'ımız hali hazırda bir bool işlemi gördüğü için biz buraya check diyeceğiz. Nokta deyip buraya is on diyeceğiz. Az önce gösterdiğim şey. Is on dedik. Kontrol ettiğimiz bool artık is on. Yani check is on. Yani true mu false mu? Burası artık bir bizim için bir zaten bool. Burada şimdi bir soru işareti koyuyoruz. Bir üst üste, iki nokta üst üste sıfır diyoruz. Satırımızı bitiriyoruz. Şimdi burada ne yaptık? Burada gördüğünüz gibi şu kısım daha önce görmediğiniz bir şey. Buradaki soru işareti bizim normal şurada yaptığımız if bloğunun aynısı. If neydi? Eğerdi değil mi? Yani buradaki soru işaretinin anlamı burada eğer. Eğer check is on, yani burası
turuysa ona bir değerini ata ve onu da check anahtarımıza yönlendir. Yani ona bunu atamış oluyoruz. Bir daha söylüyorum. Bu iki nokta üst üstenin, bu iki nokta üst üste bu yani şundan değil, bunu doğru koyduğunuzda emin olun. İki nokta üst üstenin solundaki ifade bir turuysa burası, eğer turuysa burası onu buraya ata. Eğer false'sa ona sıfır değerini ata. Anlaşılmıştır umarım. Yani bir değerini atıyoruz burası turuysa, sıfır değerini atıyoruz burası false'sa. Buradaki soru işaretinin manası da yani eğer, if bloğu gibi düşünebiliriz. Tamam. Daha sonra biz bunu ne yapıyorduk? Buradaki save butonumuza bastığımızda işte burayı kaydediyorduk. Daha sonra işte farklı sahnelere geçtiğimizde ne olması gerekiyordu? Kaydedilmiş bir şeyi tekrar çağırmamız gerekiyordu. Bunun için ne kullanıyorduk? Get kullanıyorduk değil mi? Bunun için bu sahne açıldığında bizim bunu kontrol ediyor olmamız lazım. Çünkü sahneden çıkacağız. Atıyorum işte buradan next tuşuna basıp farklı bir sahneye gideceğiz. O sahneden geri döndüğümüzde yine bizim bunu kaydettiğimiz şekilde bulmamız gerekiyor. O yüzden start fonksiyonu açıyorum buraya. If diyorum. Neydi bizim burada? Player press. Hatırlayın önceki dersten bir has key kodumuz vardı. Buraya da hangi anahtarlı kodu, anahtarlı boolean değişkenini istiyorsam onu yazıyordum değil mi? Check. Geliyorum buraya. Birebir aynısını yazdığımızdan emin oluyoruz. Check diyorum. Aşağı iniyorum. Artık burada ne yapmam gerekiyor? Check is on. Eşittir. Player prefs get int diyorum. Çünkü burada da int kullandık. Get int diyorum. Neydi bizim şeyimiz? Check değil mi? Daha sonra bunun dışına çıkıp eşittir deyip 1 diyorum. Şimdi burada neden bunu böyle yaptık? Yine farklı bir yöntem kullandık buradaki gibi. Buradaki dediğimiz şu. Şimdi bu satırı tekrar gelelim. Eğer diyelim biz bunu üzerine tıkladık, bu toggle'ımızın üzerine tıkladık, onu true yaptık. True yaptık. Sonra gittik kaydete bastık. True yaptık. Buraya baktı geldi. Eğer true'ysa dedi. Yani true dedi. Ben bunu check anahtarlı integer işte kayıt sistemine atadım dedi. Bu check anahtarına. Tamam, artık kaydımızı yaptık. Bir sonraki sahneye geçtik. Normalde biz bunu yapmasak, hatta onu da deneyelim. Şunu şöyle keseyim ben. Kaydedelim. Şu an kayıt işlemimizi yaptık. Gelelim buraya. Şu toggle'ımızı buraya atalım. Şimdi şunun izonunun tamam false. Çalıştıralım. Şimdi ben bunu basıyorum. Kaydetmiyorum. Bakın buradaki prefs editöre de bakarım. Şunları silelim. Bunları kaydetmedim ben. Next dedim. Back dedim. Bakın kaydetmediğim için gitti. Şimdi kaydediyorum. Bakın buraya geldi. Next diyorum. Back diyorum. Ama bakın yine burada kayıtlı dursa da yine burası false duruyor. Yani kaydettiğim gibi durmuyor. Şimdi bunun yapmamızın sebebi de işte bu. Get string'i, get integer, get int'i burada kullanıyor olmamız. Yani ne oldu? Start fonksiyonu bu script çalıştığında, yani bu game objesi çalıştığında, oyun açıldığında çalışan bir fonksiyondu, özel bir fonksiyondu. Yani biz sahneden çıkıp tekrar bu sahneyi açtığımızda burası bir seferde çalışıyordu, içerisindeki kodu kontrol ediyordu. Check isimli bir anahtara ait bir kayıt var mı diye burada kontrol ettik. Daha sonra check is on'a girip burada kontrol işlemini gerçekleştirdi. Player press get int, check anahtarı eğer true'ysa demiş oluyoruz burada. Değil mi? Eğer true'ysa burayı, yani bu çağrılan kaydettiğin şeyi buraya yükle. Yani kaydettiğin şeyi daha doğrusu ben yüklüyorum diyor bu anahtara. Eğer değilse, eğer sıfırsa, sıfır gelmişse buradan, burası ne yapacak? Çalışmayacak. Dolayısıyla bizim istediğimiz şey olacak. False değeri döndürecek. Şimdi bunu kaydediyorum. Gelelim çalıştıralım. Şimdi
Çeki kaydettim. Tekrar gidiyorum. Geliyorum. Bakın kaydetmemiş oldu. Çünkü buraya basmadık. Geldim. Kaydettim. Next dedim. Sahne komple değişti. Farklı bir sahneye geçtik. Şimdi geri geliyorum. Bakın aynı bıraktığım gibi duruyor. True değeri duruyor. Tekrar false yapıyorum. Şuradan da görelim hatta. Canvas. Check. Is on. Kaydettim tekrar. Burası değişti artık. Güncel bir şekilde sıfır oldu. Next dedim. Back dedim. Tekrar şurası ne yapmış oldu? Az önce anlattığımız, eğer sıfırsa ben burayı yüklemiyorum dedi. Ve bıraktığımız gibi geldi. Tekrar yapalım. Tekrar gördük. Default dediğimizde ne yapıyorduk? Artık bütün var olan kayıtlı kaydettiğimiz şeyleri siliyordu. Evet, bu da bu kadardı. Şimdi bunu anlatmamı sebebi demiştim. İlerleyen derslerde kullanacağız diye. Mesela biz bunu nerede kullanabiliriz? Çok basit bir sistemde ilk olarak aklımıza gelen oyun menülerinde kullanabiliyoruz. Mesela oyuna girdiniz. Oyun ayarlarına girdiniz. Orada bazı değerler var. İşte tam pencere veya işte tam pencere modunda oyun çalıştır. Bunu tikle. Yine buradaki tikle ne yapabiliriz? Kontrol edebiliriz. Veya işte oyunun sesini komple kapat aç şeylerinde bunu kullanabiliriz. İlk aklıma gelenler. Bunu da biz zaten yapıyor olacağız sonraki derslerde. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olduk. Hali hazırda pre-pref sistemi işlemiştik. Bool'u sonraki bir derste anlatacağım. Söylemiştim zaten. Onu da böyle yapmış olduk. Umarım anlatabilmişimdir. Kafanıza takılan bir şey olduysa mutlaka belirtin. Elimden geldiğince cevaplarım. Sonraki derslerde tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın.